Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve iş yeri yerle bir oldu. Deprem sonrası yapılan prefabrik ve konteyner iş yerleri sayesinde esnaf mesleğini yapmaya devam etti. Bu esnaftan biri olan Hasan Şahin, depreme Antakya ilçesi Günyazı mahallesinde yakalandı. 41 yaşındaki Şahin'in iş yeri ve evi asrın felaketinde yıkıldı. Deprem öncesi iş yerinde terzilik yapan Şahin, 5 çocuğunu okutabilmek için pes etmedi ve 8 metrekarelik prefabrik iş yeri kurdu. Şahin, 1998 yılından beri sürdürdüğü mesleğini prefabrik iş yerinde sürdürerek hayat mücadelesini devam ettiriyor. Yaşama ve çalışma azmiyle takdir toplayan Şahin, hem ailesini geçindiriyor hem de evlatlarının eğitimini sürdürüyor. Ben terziyim. 1998 yılından beri bu meslekle uğraşıyorum. Tabii ki sürekli yaptım. Hani çekirdekten yetişme, çıraklıktan bu yana kadar hep bu işle uğraştım. Yine aynı şekilde terzi işiyle uğraşıyordum. İş yerimiz yıkıldı. Şu an bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. O da yıkıldı. Hepsi yıkıldı. Evin altındaydı zaten. Yani her mesleğin bir zorluğu vardır ama işimi severek yapıyorum. Öncelikle zaten müşteri memnun oldu mu? Çok seviyorum işimi. Yani ortalama günlük yani 2000-3000 civarı oluyor. Fermuar, pantolon fermuarı 50 lira, mont fermuarı 100 lira. Kısaltmalar da aynı şekilde 50 lira, 40 lira öyle bu şekilde. İnşallah çocuklarımı öğretirim ama şu an okuyorlar. Öncelik okumaları zaten. Kaç çocuğun var abi? 5 tane çocuğum var. Şimdi işimi severek yapıyorum. Mekan hiç önemli değil. İsterse 8 metrekare olsun, isterse 80 metrekare olsun. Hayatta mücadeleye devam ediyoruz. Çok şükür. Hani mücadele ediyoruz. Mücadeleye devamı. Konuşuruz. Konuşuruz.